Doğal ortam bozmasın seni. Malum plazalarda büyüdün. Bozmaz bozmaz. Aksine iyi geldi. Benim de ihtiyacım varmış böyle bir şey. Sen neden tercih ettin burayı? Yani zeytin toplama işi falan. Bir sebebi var mı? Bilmem. Ayaklarım buraya getirdi beni. Bence zeytin ağaçları bu dünyanın yaşayan efsaneleri. Her türlü zorluğa rağmen yüzyıllarca ayakta kalmak için direniyorlar. Her derde devalar. Yağı, sabunu, meyvesi. Bildiğin mucize. Yani? Yanisi şu. Bu her derde deva olan, her türlü zorluğa dayanan ağaçlar belki bana da iyi gelir dedim. İyi geldin peki? Öğütlerini dinlesem gelecek aslında. Öğütler. Ne öğüdü bunlar? Kişiye özel can. Neden güldüğünü öğrenebilir miyim? Bütün buluta anlattığımız şu masallar falan çok etkisi altında kaldın herhalde. Zeytin ağacı efsaneleri, öğüt veren ağaçlar falan. Hepsi çok masalsı değil mi? Belki masallara ihtiyacım vardır Ferit. Belki bir süreliğine gerçeklerden uzaklaşmak bana iyi gelecektir. Tamam kabul ama ben şunu merak ediyorum. Masal bitince ne olacak? Onu o zaman konuşuruz. Nazlı. Konuşmayı daha ne kadar erteleyeceksin? Müsaadenle. Toplamam gereken öğütler var. Benim de birkaç öğüde ihtiyacım var sanırım. Koltukta uyuyup boynun tutulmasından daha iyidir. Kim bu saatte ya? Geldim, geldim. Geldim. Pelin? Deniz kusura bakma ya, uyandırdın mı? Ay, aslında öyle oldu ya biraz. Ama yani iyiyim. Geç uyumuştum ondan. Başka zaman geleyim istersen. Yok canım, olur mu öyle şey? Bu havada gelmişsin buraya kadar. Geçsene içeri. Deniz, kim geldi? Aha, misafirin varmış. Rahatsız ettim. Yok. Biz yine uyanmıştık. Siz takılın, ben duşa gidip geliyorum. Aa, gelsene içeri. Kahve içer misin? Olur. Şaşırttın beni Deniz. İnsanları tanıdığımı zannederdim. Nasıl yani? Dün senin Nazlı'dan hoşlandığını düşünüyordum. Bugün kardeşiyle beraber uyanıyorsunuz. Ha, o zannettiğin gibi bir şey değil ya. Arkadaşız. Öyle diyorsan öyledir. Bana laf düşmez de. Yine de Nazlı'nın altında bu arkadaşlığın sınırlarını belirlesen iyi olur. Ayağına dolanır sonra. Pelin, bırak da ona ben karar vereyim ya. Ayrıca söylediğim gibi, arkadaşız. Gerçi arkadaş olmasanız ne olacak ki? Ferit Bey eşiyle sırrı kadem basmış. Bir yerlerde aşk tazeliyorlardır herhalde. Yani ne demek istiyorsun anlamadım. Şirkette Ferit'i aradım, yoktu. İkbal eşiyle gittiğini söyledi. Ben de sana geldim belki bir şey biliyorsundur diye. De. Senin de pek bir şeyden haberin yok anlaşılan.
Nereye kayboldu bu ya? Kesin kendine sığınacak bir plaza arıyordur. Ben de bir zeytin ağacını ödün dinledim. Nazlı'yı mutlu etmek istiyorsan git bir zeytin fidanı bul dedi bana. Nereden buldun bunu? Şiler'deki köylüler zeytin fidanı ekiyordu. Ben de rica ettim. Ekelim mi? Hadi ekelim. Nereye ekelim? Şu tarafa ekelim. Çünkü kış geldiğinde soğuktan korunması gerekiyor. Ama bir taraftan da bahar geldiğinde güneş kucaklamalı. Şu tarafa. Çok emin olamadım şu an. Nazlı, bir karar verecek misin artık? Evet, vereceğim. Tamam. Son kararım şu taraf. Çimento fabrikası için tüm fizibilite çalışmalar tamamlandı. Yatırımın bize dönüşü dün gönderdiğim raporlarda detaylı bir şekilde belirtildi. Eğer onayınız olursa girişimimizi hemen kamuoyuyla paylaşabiliriz. İnceledik Can. Eline sağlık. Gayet mantıklı ve makul gözüküyor. Teşekkür ederim. Demet Hanım, siz ne dersiniz? Yönetim kurulu onaylarsa hemen bir basın toplantısı ayarlayabilirim. Eğer bir basın toplantısı düzenlenecekse onu ben kendi ekibimle ayarlarım. Siz rakamlarla ilgilenin lütfen. Ayrıca Ferit'le de konuşulsun. Yalnız o bugün pek mümkün görünmüyor Demet Hanım. Neden? Ferit ufak bir tatile çıktı Demet. Yarın burada olur. İkbal Hanım, Ferit'le yarın için teyitleşebilir miyiz? Ben az önce aradım Engin Bey kendisini, yalnız telefonu kapalıydı. Tamam, o zaman Nazlı'dan ulaşabilirsiniz. Tabii. Ben teyit edip hemen sizi bilgilendireceğim Engin Bey. Evet, Cihan, diğer maddeye geçelim. Tabii. Yetmişinde bile mesela zeytin dikeceksin demiş Nazım. Biz biraz erken davrandık ama olsun. İnşallah yerini seversin. İstersen ara sıra gelip kontrol ederiz. Hatta bir gün gölgesinde bile dinleniriz belki. Bulutu da getirirsin. Neden olmasın? Neyse tamam, yine masallara girmeyelim. Bir zeytin ağacı kaç yılda büyüyor biliyor musun sen? O zamana kadar oho. Nazlı! Nazlı gel! Hadi geliverin, gari sofra hazır. Tamam Dut teyze, geliyoruz. Hemen tanışmışsın insanlarla. Hiç sorma. Dut teyzenin bütün hayatına hakimim şu an. Acıktın mı? Evet. Hadi kalkalım o zaman. Sen seversin, her şey organik. Nazlı, istediğim zaman gayet uyumlu biri olduğumu zamanla yaşayarak öğreneceksin.